Evet, ilk 5 haftada genel olarak bilimsel araştırma, bilim, yöntem, kavramsallaştırma, işletimselleştirme ve ölçme konularından ayrıntılı olarak söz ettik. Bundan sonraki 1-2 haftada ise belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini tartışacağız. Ama amacımız bütün araştırma yöntemlerini gözden geçirmek değil. Dolayısıyla bir nicel ve bir nitel en azından bu örnekler arasında yer alacak. Daha sonra ise örneklem mantığı dersine geçeceğiz. Önceki haftalarda kavramsallaştırma, işletimselleştirme ve ölçme konularına değindik. Şimdi sırada hangi yöntemle yapacağımız araştırmayı yürüteceğimiz sorusunu cevaplamaya geldik. Araştırma yöntemi kuşkusuz araştırma sorusuyla, daha önce gördüğümüz araştırma türüyle, ölçüm türleriyle ve veri toplama ve analiz ile çok yakından ilişkili. Bu kavramları tekrar açmak istemiyorum ama araştırma türü dediğimizde biliyorsunuz değişik sınıflamalar yapmıştık. Nicel, nitel, açıklamalı, tanımlamalı vesaire gibi. Ölçüm türlerini de yine gördünüz geçen hafta hangi düzeylerde ölçüm yapacağımızın. Kabaca örneğin video oyunları oynamakla şiddet arasında bir ilişki olup olmadığını değişik araştırma yöntemleriyle araştırmak mümkün. İşte bu yöntemlerden birkaçını bugün ayrıntılı olarak tartışacağız. Şiddet içeren video oyunlarının etkilerini inceleyen bir meta-analiz çalışması var. Yani bu zamana kadar yapılan konuyla ilgili araştırmalarda elde edilen genel sonuçları özetleyen bir çalışma yapılmış Craig Anderson tarafından. Ve bu önemli konuda hangi bulgulara ulaşıldığı bu makalede yer alıyor. Ortaya çıkan sonuç, video oyunları aracılığıyla şiddete maruz kalan kişilerin daha agresif davranışlar gösterdikleri ve bazı hayati göstergelerinin, örneğin kalp atışları gibi arttığı sonucuna varılmış. Buradan giderek de çok sayıda gencin, yetişkinin uzun saatler medya şiddetine, şiddet içeren video oyunları da buna dahil, maruz kalmalarının küçük bir etki bile olsa büyük toplumsal sonuçlar doğurabileceği sonucu ortaya çıkmış yapılan bu meta-analiz çalışmasında. Şimdi biraz önceki çalışmada video oyunlarında şiddet kuşkusuz değişik araştırma yöntemleri kullanılarak araştırılmış. Buradaki daha önce gördüğümüz araştırma yöntemlerini kısaca yine hatırlamakta yarar var. Nicel ve nitel yöntemler diye ikiye ayırmış, bir de bunların bileşkesinden oluşan karma yöntemlerden söz etmiştik. Sol tarafta nicel yöntemlerden birkaçını görüyorsunuz. Örneğin deneysel yöntem, betimleme yöntemi, içerik analizi, yönelim araştırması gibi. Sağ tarafta ise nitel yöntemler sıralanmış durumda. Alan araştırmaları, örnek olaylar, etnografik araştırmalar, anlatıma dayalı araştırmalar gibi. Bugünkü dersimizin konusu en bilinen nicel araştırma yöntemlerinden biri olan deneysel yöntem. Bu ders çerçevesinde hangi konuların deneysel yöntemle araştırmaya uygun olduğu, Klasik deneysel yöntemin bileşenlerinin neler olduğu, deney için deneklerin nasıl seçileceği, ne tür farklı deneysel tasarımlar olduğu inceleyeceğimiz konular arasında. Aynı zamanda çeşitli örnekler de vererek deneysel yöntemin güçlü ve zayıf yönlerini de tartışacağız. Kabaca deneysel yöntem sosyal bilimlerde bir grup denek seçilmesi, bu deneklere bir şey yapılması, buna genellikle müdahale ya da uyarıcı vermek deniliyor ve bu müdahalenin, uyarıcının denekler üzerinde etkilerini gözlemek. Gözlemeyi burada tekrar geniş bir kavram olarak kullandığımızı, ölçmeyi içerdiğini vurgulamak isterim. Bu tür bir deneysel yöntemle, önceki derslerde de bahsetmiştik ilk giriş derslerinde, biz aslında okul yıllarımızdan aşinayız. Deneysel yönteme uygun konular genellikle sınırlı ve iyi tanımlanmış kavramlarla ilgili projeler oluyor. Ve bu projeler keşfetmeye yönelik projeler. Hani daha önce sözünü ettiğimiz işte ilkokul yıllarında acaba bitkilerin gelişmesine neler etki ediyor? Keşfetmeye çalışıyoruz. Gene aynı şekilde psikolojide ve diğer disiplinlerde genellikle küçük gruplarla yapılan araştırmalar, deneysel araştırmalar için son derece uygun. Bu grafikte klasik bir deneysel tasarımın belli başlı ögelerini görüyorsunuz. Deminki verdiğimizde işte bir grup denek seç, bunlara bir müdahalede bulun ve gözlem yap diye kısaca verdiğimiz süreci biraz daha ayrıntılı olarak resmediyor bu şekil. Klasik deneysel tasarımın temel bileşenlerine bakacak olursak, bir defa iki grup var. Bu gruplardan biri deney grubu, diğeri kontrol grubu. Klasik deneysel tasarımda neyi ölçmek istiyorsak, yani değişimle ilgili olarak, her iki grupta da bu değişkenin aynı olup olmadığını önce test etmek istiyoruz. Örneğin biraz önce sözünü ettiğimiz acaba şiddet içeren video oyunları gençlerin daha agresif davranışlar sergilemelerine neden oluyor mu? Kan basınçlarını artırıyor mu gibi bir araştırma yapacak olsak, o zaman iki grup deneyimiz olacak. Öncelikle bu kişilerin, diyelim ki ölçmek istediğimiz bağımlı değişken açısından, örneğin agresiflik düzeyleri, kan basınçları vesaire birbirine eşit mi değil mi diye daha araştırmaya başlamadan karşılaştıracağız. Bunun temel nedeni deney ve kontrol gruplarının birbirine olabildiğince benzemesi. Eğer benzemiyorsa etkinin daha sonra müdahaleden mi yoksa başka şeyden mi geldiğini kesinlikle ayırt etmek zorlaşır. Bu karşılaştırmayı onun için yapıyoruz. Buna ön test deniliyor. Daha sonra bu karşılaştırmayı yaptıktan sonra deneysel uyarıcıyı veriyoruz. Deneysel uyarıcı burada müdahale diye adlandırdığımız şey. Örneğin bir grup gence şiddet içeren video oyunları oynatmak burada müdahale anlamına geliyor. Dikkat ederseniz deney grubuna böyle bir müdahale yaparken kontrol grubuna hiçbir şey yapmıyoruz. Daha sonra bağımlı değişken açısından deney grubundaki deneklerin değerleriyle kontrol grubundakileri karşılaştırıyoruz. Neydi karşılaştırmak istediğimiz değerler? Örneğin video oyunları, eğer şiddet içeren video oyunları izlemek kişileri agresif bir davranışa yöneltiyorsa, bu deneklerin başlangıçtaki agresiflik düzeyleriyle video oyunları oynadıktan sonraki agresiflik düzeyleri arasında bir fark var mı? Bunu görüyoruz. ölçüyoruz. Aynı şekilde kontrol grubunda da aynı ölçümü yapıyoruz ki onlar bir müdahaleye maruz kalmadı. Ondan sonra ölçümleri karşılaştırıyoruz. Eğer video izleyen grubun agresiflik düzeyleri artarken kontrol grubunda video oyunu oynamayanlarınki aynı kalıyor ise biz bu değişimin deneysel uyarıcıdan yani şiddet içeren video oyunları seyretmekten kaynaklandığı sonucuna varıyoruz. Neden? Çünkü bu grupta bir şey olmadı onlar oynamadığı için. İşte kabaca klasik deneysel tasarımın temel bileşenleri bunlar. Deney grubu ve kontrol grubu olacak. Ön test yapacağız. Deneysel uyarıcı vereceğiz. Ondan sonra bağımlı değişkeni iki grup üzerinde yine karşılaştıracağız. Bu slaytta da bunu görüyorsunuz. Yani bir bağımlı bağımsız değişken olacak ki burada kolayca ayırt edebilirsiniz bağımlı değişkenin ne olduğunu, bağımsız değişkenin ne olduğunu. Bağımsız değişken bizim araştırmacı olarak manipüle edebildiğimiz değişken. Manipüle etmek derken örneğin bir gruba uyguladık, bir gruba uygulamadık. Bağımlı değişken ise sonuç değişkeni. Yani şiddet içeren video oynadıktan sonra kişinin agresiflik düzeyi, kan basıncı vesaire nasıl bir değişiklik sergiledi? Bu da bağımlı değişken oluşturuyor. Ön test ve son test kavramsal olarak burada deney başlamadan önceki bağımlı değişken açısından durumları nedir? Son test ise deney yapıldıktan sonraki durumları nedir? Bunu ölçmeye yönelik. Deney ve kontrol grubu ise deney müdahalenin yapıldığı, uyarıcının verildiği grup. Kontrol grubu ise hiçbir şey yapılmayan, müdahale edilmeyen grup anlamlarını içeriyor. Demin de dediğim gibi deney ve kontrol gruplarının mümkün olduğunca birbirine benzemesi lazım. Çünkü eğer benzemiyorsa o zaman etkinin yani örneğin agresiflik düzeyinin artmasının ya da kan basıncının artmasının bizim müdahalemizden mi kaynaklandığını yoksa başka şeyden mi kaynaklandığını ortaya çıkaramayız. Kontrol grubu, deney grubunun deneysel uyarıcıya maruz kalmasaydı ne durumda olacağını temsil ediyor. Yani şiddet içeren video oyunu oynamadı, işte agresiflik düzeyleri de artmadı gibisinden. Tabii diğer şartlar eşit olmak kaydıyla diye her zaman araştırma yöntemleri kitaplarında söylenir. Ama çoğu zaman da diğer şartlar hiçbir zaman eşit olmaz, o da ayrı bir olay. Peki, deney için deneklerimizi nasıl seçeceğiz? Yani madem ki deney ve kontrol gruplarında yer alan deneklerin birbirine benzemesi lazım. Burada denek sözcüğünü sık kullanıyoruz. Bu araştırmadaki veri topladığımız kişi, nesne vesaire anlamına geliyor. 3 yolla denekleri seçebiliriz. Olasılık örneklem ki bu birkaç hafta sonranın konusu. Olasılık örneklem seçme yoluyla, deney ve kontrol gruplarına rastgele atayarak ya da eşleştirerek. Olasılık örnekleme kabaca işte tombala torbasından çeşitli numaralar çekmeyi, işte rastgele seçiyorsunuz ve bir kısmını deney grubuna alıyorsunuz, bir kısmını kontrol grubuna. Rastgele atama ise böyle bir olasılığa dayanmadan bir seçim yaparak örneğin kabaca işte önünüzde denekler var. Sen bu gruba, sen bu gruba diye kim sıradaysa herhangi bir ön yargı olmadan deney ve kontrol gruplarına atamak. Eşleştirme ise bildiğimiz bazı özelliklere dayanarak deney ve kontrol gruplarındaki denekleri seçmek. Bunları biraz daha yakından görelim. Olasılık örneklem daha teknik bir konu. Daha sonra değineceğiz ama kabaca Hepimiz sanıyorum ki yılbaşında vesaire tombala oyun oynamışızdır. Olasılıktan kastedilen bu. Yani her deneyin deney ya da kontrol grubuna çıkma şansının eşit olması. Rastgele atama da aslında aynı anlama geliyor. Yalnız burada rastgele terimini biz teknik anlamda kullanıyoruz. Rastgele atama demek her deneyin eşit seçilme şansı olması demek. Sonuçları analiz etmek için de biz genellikle özellikle hipotez testlerinde, denence testlerinde bu tür bir atama sonucu gerçekleştirilen araştırmaların sonuçlarına daha fazla itibar ediyoruz. Ama deneysel araştırmalar için genellikle bu tür içinden seçebileceğimiz çok sayıda denek içeren bir havuz olmuyor. Genellikle daha küçük gruplarla yapılan bir çalışma. Yani ne bileyim işte bir hastanedesiniz, diyelim ki belirli bir ilacın etkisini ölçmek istiyorsunuz. Orada yapabileceğiniz şey elinizdeki 17 hasta. Bu 17 hastayla işte bir kısmını deney grubuna, bir kısmını kontrol grubuna ayırıp ne yapacaksanız yapacaksınız. Aksi takdirde yüzlerce, binlerce hasta arasından ben seçeyim gibi bir lüksünüz yok. Eşleştirme ise bu seçim işi için hangi değişkenlerin deney ve kontrol grubuna seçmede bize yardımcı olabileceğini bilmeye dayanıyor. Tabii bu pratikte zor bir iş. Örneğin şiddet içeren video oyunları ile agresif davranış arasında bir ilişki olup olmadığını ölçmek için, araştırmak için deney ve kontrol grupları oluşturmak istediğimizi varsayalım. Ne yapacağız? Eğer rastgele atama söz konusu olsaydı, kişilerin günde kaç saat video oyunu oynadığına, işte ne bileyim eğitim düzeyine, ailesinin sosyoekonomik düzeyine vesaire bakmaksızın kabaca sıradaki deneyin birini gelen kontrol grubuna, hemen arkasından geleni deney grubuna, hemen arkasından geleni kontrol grubuna, bir sonrakini deney grubuna diye sırasıyla gitmeye dayanıyordu. Oysa eşleştirme dediğimiz zaman ise bizim o kişilerin önceden bilinen özelliklere göre deney ve kontrol grupları birbirine olabildiğince benzesin diye düşünerek elle seçim yapıyoruz. Ha, bu vatandaş günde şu kadar video oyunu seyrediyor, o zaman şuraya koyalım. Bu vatandaş hayatında hiç seyretmemiş, buraya koyalım ve her iki grupta da bunlardan eşit miktarda bulunsun anlayışına dayanıyor. Ve zor bir iş. Pratikte böyle bir eşleştirme yapmak zor. Örneğin hasta koğuşundaki 17 kişiyi böyle bir eşleştirmeye kalktığınızı düşünün. Yani muhtemelen bu özellikler açısından yapamayacağız. Ama gördüğünüz gibi eğer eşleştirme yapmak istersek bizim önce bir tablo, bir matris oluşturmamız gerekiyor. Ve her gözde kaç kişi varsa onlardan yarısını diyelim ki deney grubuna, yarısını kontrol grubuna seçmemiz gerekiyor. Örneğin tabloda 30 yaşın altında 12 beyaz erkek var. 6'sını deney grubuna, 6'sını kontrol grubuna koyuyoruz. Ya da 14 tane siyah kadın var 30 ile 50 yaş arasında. 7'sini deney grubuna, 7'sini kontrol grubuna koyuyoruz ki sonuçta oluşacak deney ve kontrol grubunda şu özelliklerden eşit miktarda denek bulunsun. Dolayısıyla da biz daha sonra uyarıcıyı verdiğimizde eğer bir etki meydana geliyorsa o etkinin örneğin zaten kadınlarda daha çok etki yaptığını, zaten işte 30 yaşın altında olanlarda daha çok etki yaptığını vesaire söyleyemeyelim. Neden? Çünkü zaten her iki grupta da eşit miktarda 30 yaşın altında ve erkek ya da kadın denek olacak diye bir sonuca varmak için. Peki deneysel araştırma yöntemindeki temel adımları bir kez daha gözden geçirecek olursak, önce deneysel araştırmaya uygun basit bir denenceyle işe başlamamız lazım. Yani örneğin işte şiddet içeren video oyunları oynamak kişilerin agresiflik düzeyini artırır gibi bir denenceydi. Sonra pratik sınırlar içinde denenceyi test edecek bir deneysel tasarıma karar vermemiz gerekiyor. Biraz önceki örnekte olduğu gibi diyelim ki biz bir grup deneye şiddet içeren video oyunu oynatacağız, diğer gruba oynatmayacağız. Böyle bir tasarım yapabiliriz. Sonra bağımsız değişkene uygulanacak uyarıcıya karar vermek var ki bizim durumumuzda şiddet içeren video oyunu oynatmak. Bağımlı değişkeni ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçü geliştirmemiz lazım. Nedir bağımlı değişken? Örneğin kişinin agresiflik düzeyi. Nasıl ölçeceğiz? Bir önceki derste gördüğümüz ölçekleri, soru sorma tekniklerini kullanarak ya da gözlem yapma tekniklerini bunu kararlaştırmamız lazım. Yani ne bileyim işte kişi şiddet içeren video oyunu oynadığında kan basıncının artıp artmadığını ölçmek muhtemelen belki son derece kolay, objektif yapılabilen bir şey. Ama öte yandan agresiflik düzeyini ölçmek o kadar kolay olmayabilir. Belki bunun için bir ölçek geliştirilmiştir. Bu ölçeği kullanıp kişinin agresiflik düzeyinin ne olduğunu belki senaryoya dayalı olarak, belki başka özelliklere dayalı olarak ölçmemiz gerekir. 5. aşamada deney ortamını hazırlamamız lazım. Ön testleri yapmamız lazım. Yani kişiler deneye başlamadan önce ne kadar agresifler, kan basınçları hangi düzeyde. Ondan sonra uygun denekleri ya da vakaları bulup bu denek ve vakalar üzerinde deney ve kontrol grubuna atama yapıp onlara nasıl davranacaklarını ya da ne yapacaklarını söylememiz gerekiyor. Bir sonraki adımda ön test için veri topluyoruz. Yani kişiler ne kadar agresifler ya da kan basınçlarının durumu nedir gibisinden. Daha sonra deminki klasik deneysel tasarım şeklinde de gördüğümüz gibi sadece deneysel gruba uyarıcı veriyoruz. Yani şiddet içeren video oyunu seyrettiriyoruz. Ondan sonra bağımlı değişken son testi için veri topla. Yani deney ve kontrol grubunun mevcut, yani video oyununu oynadıktan sonra agresiflik düzeyleri nedir, kan basınçları nedir, bu verileri topluyoruz. Daha sonra deneklere deneyin gerçek amacını açıklamamız ve bu deney sırasında ne olduğunu düşündüklerini sormamız gerekiyor. Buna daha sonra değineceğiz işin ahlaki tarafı. Çünkü biz denekleri yanıltmak istemiyoruz yaptığımız araştırmanın niteliğiyle ilgili olarak. Son olarak da deney ve kontrol grubundan topladığımız verileri inceleyerek karşılaştırıyoruz. Değişik istatistiksel testler uygulayarak bu etkinin video oyunu oynamaktan mı yoksa başka şeylerden mi kaynaklandığını dikkatli yapılmış testlerle ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda da acaba başta kurduğumuz işte şiddet içeren video oyunu oynamakla agresiflik düzeyi arasında pozitif bir ilişki vardır ya da şiddet içeren oyun oynamak insanların kan basıncını artırır gibi bir denencemiz ya bu deney sonucunda doğrulanmış ya da yanlışlanmış olacak. Şimdi bu aşamada klasik deneysel tasarımın temel adımlarını gördükten sonra farklı deneysel tasarım türlerine bir bakmak gerekiyor. Ön deney tasarımları dediğimiz tasarımlar klasik deneysel tasarımın bütün unsurlarını taşımayan tasarımlar için kullanılan bir tanımlama. Neydi klasik deneysel tasarımın 3 temel unsuru? İşte bağımlı bağımsız değişken olacak, ön test, son test yapılacak, deney ve kontrol grubu olacak şeklinde. İşte bu üçünü bütün 3 koşulda sağlamıyorsa bunlara ön deney tasarımları diyoruz. Nelerdir bunlar? Örneğin tek grup sadece son test tasarımı. Tek grup, bakın iki grup değil. Ön testte yok, sadece son testi yapıyoruz. Buna tek seferlik örnek olay incelemesi de denebiliyor. Yani ne yapıyoruz kabaca? Bir denek grubunu deneysel uyarıcıdan sonra belli bir değişkene göre ölçüyoruz. Örneğin bir internet kafede şiddet içeren video oyunu oynayan bir grup gördünüz. O oyundan hemen sonra vatandaşların agresiflik düzeyini, kan basınçlarını ölçtünüz. Belirlediğiniz değerlerden yüksek bulduysanız, ha demek ki şiddet içeren video oyunu buna neden oldu diye sonuç çıkarıyorsunuz. Tek grup sadece son test derken kastedilen şey yok. Bir diğer klasik deneysel tasarımın bütün koşullarını sağlamayan ön deney tasarımı, tek grup ön test son test tasarımı. Bir öncekinden farkı ön testin de olması ama hala tek grup var. Ne yapıyoruz? Gruba ön test uyguluyoruz, uyarıcı veriyoruz, son test uyguluyoruz ama burada kontrol grubu yok. Yani deminki internet kafe örneğini kullanacak olursak, bir grup deneye diyorsunuz ki gel bakayım ölçeyim sizin kan basınçlarınızı ya da agresiflik düzeylerinizi. Ondan sonra şiddet içeren video oyunu oynatıyorsunuz. Arkasından aynı grubun değerlerini tekrar ölçüyorsunuz. Statik grup karşılaştırması olarak adlandırılan diğer ön deney tasarım türünde ise sadece son test eşit olmayan gruba uygulanıyor. Yani burada deney ve kontrol grupları var. Öncekilerden farklı olarak iki grup var. Ama bu sefer ön test yok. Sadece son test uyguluyoruz. Bu gene internet kafe örneğini kullanacak olursak işte iki grup denek. Bunlara hiç önceden kan basınçları nedir diye herhangi bir test yapmıyoruz. Sadece bir grubun şiddet içeren video oyunu oynamasına izin verip diğer gruba vermiyoruz. Arkasından kan basıncını, agresiflik düzeyini ölçüyoruz. Burada biraz önce internet kafe örneğindeki şeyleri ayrıntılı olarak görüyorsunuz. Yani tek grup sadece son test tasarımı, tek grup ön test son test tasarımı, statik grup karşılaştırması diye. Diyelim ki bisiklete binen birilerini gördünüz, baktınız ki vatandaşın vücudu falan gayet yerinde, hiç yağ yok falan. Aa diyorsunuz işte bisiklete bindiği için fit. Bu tek grup sadece son test tasarımı olarak biliniyor. Ya da tek grup ön test son test tasarımının olduğunda baktınız işte yani couch potato denilen koltuk patatesi diye adlandırdığımız kişiler bisiklete bindiler, forma girdiler. Ne oldu? O zaman bisiklete binmek yani uyarı o vatandaşların daha fit olmalarını sağladı diye bir sonuç çıkarıyorsunuz. Ya da statik grup karşılaştırmasında deney ve kontrol gruplarımız var. Bu gruplara herhangi bir ön test yapmıyoruz. Sadece gruplardan bir tanesine uyarıcı veriyoruz. Örneğin bisiklete bindiriyoruz. Ondan sonra ikisine de son test yapıyoruz. İşte bisiklete binenler fit, binmeyenler koltuk patatesi ise aa demek ki o zaman bisiklete binmek fit olmaya yardımcı oluyor diye bir sonuca varıyoruz. Bunlar ön deney araştırma tasarımları. Aynı zamanda yarı deneysel diye adlandırılan tasarımlar da var. Biraz da onlardan bahsedelim. İki grup sadece son test tasarımı, statik grup biraz önce gördüğümüz son gruptu. Bundan tek farkı deneklerin gruplara rastgele atanması. Ama ön test hala yok. Kesintili zaman dizileri tasarımı bir gruba deney öncesi ve sonrası birçok ön test ve son test yapmak ve eğer bir değişiklik meydana geldiyse bu değişimin uyarıcı verildikten sonra gelip gelmediğini test etmek. Eş zaman dizileri tasarımı dediğimiz yarı deneysel tasarımda ise zamana yayılmış birçok ön test, son test ve müdahale yapıyoruz. Ondan sonra ölçüm yapıyoruz. Bununla ilgili şöyle bir örnek verilebilir. Sanıyorum İtalya'da bir zamanlar 1970'lerde motosikletlerde kask takma zorunluluğu getirilmiş. 8-10 sene uygulandıktan sonra arkasından toplumsal baskı nedeniyle bu kanun değiştirilmiş. Bir süre öyle devam etmiş. Sonra tekrar kask takma zorunluluğu getirilmiş. Ve buradan giderek de bakmışlar. Acaba kask takmanın zorunlu olduğu zamanlarda motosiklet kullananların kaza oranları neydi diye. Gördüğünüz gibi burada değişik zamanlarda müdahale yapılıp bunun etkisi nedir ne değildir bu görülmeye çalışılmış ve sonuçta da gerçekten yasanın olduğu zamanlarda kazaların daha azaldığı ortaya çıkmış. Bir diğer yarı deneysel tasarım Latin kare tasarımı. Farklı gruplara farklı sırada ve verilen bir uyarıcının bir bağımlı değişken üzerinde yaptığı etkinin ölçülmesi. Latin kare tasarımının temel esprisi uyarıcının hangi sırada verildiği, verilmediği ile ilgili. Dolayısıyla da bu tür durumlarda örneğin belirli bir gruba önce verilip sonra verilmesiyle sonra verilip önce verilmesi arasında bir fark var mı? Bu genellikle örneğin soru tasarımında da ortaya çıkan bir şey. Eğer sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri sorusunda uygulanacak diyelim ki bir çoktan seçmeli testin sorularının belirli bir şekilde sıralanması eğer bazı kişilere avantaj sağlayacaksa diyelim ki ABC grubu diye böldünüz. Bunun olmaması lazım. Dolayısıyla öyle bir etki var mı yok mu bunu görmek üzere Latin kare tasarımı uygulanabilir. Dolayısıyla da siz etkinin soruların sıralanmasından kaynaklanmadığını ölçmek istiyorsunuz. Bu aynı zamanda tabii ki deneklerin öğrenme sürecindeki tepkileriyle de ilgili. Yani bazı soruları öncelikle okuması belki de kişinin daha sonraki soruları doğru ya da yanlış cevaplandırma düzeyini etkiliyor mu, etkilemiyor mu diye. Dört gruplu Solomon tasarımı ise denekleri yani klasik tasarımda bir deney ve bir kontrol grubu oluyordu. Adı üzerinde dört gruplu Solomon tasarımında ise buna ilaveten iki grup daha var. Ama sadece bir deney grubu ile bir kontrol grubuna ön test uygulayıp diğer iki gruba sadece son test uygulanıyor. Dolayısıyla dört gruba da son test uygulanıyor bu yarı deneysel tasarımda. Bunu da şu grafik üzerinde kolayca görebiliriz. Dört gruplu Solomon tasarımında şeklin üstteki kısmı bildiğimiz klasik deneysel tasarım. İki grup var, birine uyarıcı veriliyor, diğerine verilmiyor, son test yapılıyor biçimde. Grup 3 ve grup 4 ise ön test yapılmadan birine uyarıcı verilip diğerine verilmiyor ve gene ölçülüyor. Dolayısıyla bu tasarım türünde o zaman siz her iki bileşenden de eğer uyarıcının bir etkisi varsa bu etkinin burada görülmesini bekliyorsunuz. Ön test yapılmamış olsa bile son iki gruba. Dolayısıyla da eğer burada uyarıcı diyelim ki video oyunu oynatmak ise ya da belirli bir konuda film ön yargılı olup olmama konusunda gösteriliyorsa şurada işaretlediğimiz koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakmak istiyoruz. Yani şurada uyarıcı verilen kişinin diyelim ki ön yargı düzeyinin azalmış olması lazım. Bu orijinal soru sanıyorum ki siyahlara karşı ön yargılı olup olmama ile ilgili bir film gösterildikten sonra kişilerin ön yargı düzeyini ölçmeye yönelikti. İkincide ön test ve son test sonuçları aynı düzeyde ön yargı göstermeli. Grup 1, grup 2'den daha az ön yargılı olmalı çünkü filmi gördü. Öte yandan grup 3 de grup 4'ten daha az önyargılı olmalı. Çünkü o da ön testi yapılmamasına rağmen filmi gördüm.